Baba Torik. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş CSKA Sofya'yı ağırlayacak kendi sahasında. Bulgar ekibi kendi liginde şu anda 8 puanın 9. sırada bulunuyor. Şimdi CSKA Sofya özellikle hani şöyle söyleyebilirim. Yani tipik bir hani şöyle Balkan takımlarının bütün özelliklerini barındıran bir futbol ülkesi öncelikle Bulgaristan. CSKA Sofya da bunun bir temsilcisi. Şimdi zaten hani Beşiktaş açısından baktığımızda genelde bu Avrupa Ligi süresince de bence Pilsen'le yakın bir takımla oynayacak. Yani o süreç içerisinde Pilsen dışında genelde çok zayıf rakiplerle oynadı. Pilsen karşısında biraz zorlanmıştı Beşiktaş. Şimdi bence CSKA Sofya'da Pilsen'e benzeyen bir takım olacaktır. Beşiktaş'ın karşısına böyle çıkacaktır diye düşünüyorum. Ya onun dışında tabii CSKA Sofya'yı izleme ya da hani fırsatı bulamadığınız bir takım. Bu maç onları da göreceğe çıkacak bir anlamda Beşiktaşlılar için ve birçok futbol izleyicisi için. Şimdi bunun dışında da zaten yani bildiğiniz gibi Beşiktaş lige moral bir şekilde devam ediyor. Belediye mağlubiyetini açıkçası unutmuş gibi hem Avrupa Ligi'ne katılmak hem de bunun yanında açıkçası oynanan futbol, atılan goller. Şimdi şöyle söyleyeyim, Beşiktaş bence bütün maçlarındaki yenildiği belediye maçı da dahil aynı futbol oynuyor. Bütün hatlarıyla karşı kaleye yüklenen, kalecisinden başlayarak forvet oyuncusuna kadar bütün oyunu gol atmak üzerine kuran ki Schuster'in de mesela demeçleri bu yönde. Yani daha çok gol atın diyor futbolcularına. Anladığım kadarıyla 1-0 ya da 2-0'lık sonuçlardan sonra takım geriye yaslandığında buna oyuncuları doğrudan itiraz ederek takımı mümkün olduğu kadar öne çıkarmaya çalıştığını duyuyoruz. Ya da böyle hani mümkün olduğu kadar fazla hücumu düşünen bir takım yaratmaya çalışıyor. O yüzden onu ben açıkçası hani bu niyetinin izlediğim takım içerisinde de iyi yansıdığını görüyorum. Özellikle Ankara Gücü maçında oyunun bütün hatlarıyla yüklenen ve ben kendi adıma uzun zaman sonra izlediğim Beşiktaş açısından hani Beşiktaşlar içinde bence çok önemli ve çok daha böyle hani göze hoş gelen bir futbol anlayışı söz konusu. Büyük bir değişim var. Geçen seneden siyahla beyaz kadar ayrı Beşiktaş. Ama yani bu formunu da sürdürürse Beşiktaş taraftarı mutlu olmaya devam edebilir. Ayrıca özellikle İnönü'ndeki maçlar bence rakipler için çok zorlu geçecek. Beşiktaş'ın yani şöyle söyleyeyim, belediye mağlubiyeti iyi de olmuş gibi. Bazı şeyler yerli yerine gelmiş. Takımda bence özellikle savunma anlamında oynayan oyuncular, Toroman gibi, Ferrari gibi oyuncular bence biraz daha dikkatli davranmaya başlamışlar. Hatalar en aza indikçe zaten önde işler yolunda gidiyor. O yüzden CSKA maçında da ben Beşiktaş'ın favori olduğunu düşünüyorum ama bu maçla ilgili hani ilk düşüncem şu, bu maçın üst biteceği, gollü biteceği, yani 2-3 gol gibi bir seçeneğin de denenebileceği bir maç olarak düşünüyorum. O yüzden benim ilk düşüncem gollü bir maç. Onun dışında da Beşiktaş'ı favori görüyorum. Baba Torik.